Sobayı tinerle yakmaya çalışırken alev aldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlar sosyal medyada farklı bir şekilde paylaşılınca ortalık karıştı. Ölümden dönen genç ve arkadaşı karakolluk olmaktan son anda kurtuldu. Soba yanıyordu. Şu kapağını açtım. Normal tineri sadece şuradan böyle atacaktım. Tineri döktü. Sobayla birlikte o da alev topuna döndü. Ama olay arkadaşının üzerine kaldı. Siz mi yaktınız arkadaşını? Ben yakmadım. Hayır ben yakmadım. Orada sadece bir yanlış anlaşılma var. Bunda şaka yok. Sadece şaka sosyal medyada paylaşması yani. Dehşet dolu anlar Sarıyer'de yaşandı. Soğuktu. Nisan ayıydı. Sobayı yakmaya çalışıyordu. Emre Demir sobanın söndüğünü görünce eline tiner kutusunu aldı. Sobaya yaklaşıp alevlerin üzerine doğru döktü. Döker dökmez de bir anda soba alev topuna döndü. Emre Demir de neye uğradığını şaşırdı. Alevler tişörtüne de sıçradı. O ve arkadaşı kendini dışarı zor attı. Allah'a şükür ucuz atlattık. Daha büyük bir şey olabilirdi yani. Hatta ondan zaten sonra... o videoda parçalarda böyle parça parça kısım kısım böyle halının üstünde böyle alev topları gözüküyor zaten. Kimseye bir şey olmadı ama sonra yaşananlar başlarına iş açtı. Tunç Mete olay sırasında burada değildi. Birkaç gün sonra iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelerken arkadaşının başına gelen olayı gördü ve şaka amaçlı sosyal medya adresinden paylaştı. İşte benden intikam almak için o da o videoyu paylaşıyor. Aralarındaki şakalaşma yanlış anlaşıldı. Sosyal medya karıştı. Sonra benim üzerime sanki tineri ben döktürmüşüm, ben parlatmışım gibi gözüktü ama aslında öyle değildi. Neyse ki karakolluk olmadan gerçek ortaya çıktı. İkisi de kurtuldu. Tinere yanıcı bir maddeyle yaklaşılmaması lazım. Biz onu daha iyi anlamış olduk.